Şunu da aslında bir kez daha belirtmiş olalım. Bu akşam keyifli bir programı sizlerle buluşturuyor olacağız. Ee, ekran başında bizleri izleyen tüm misafirlerimize diyelim. Bu akşam akıllarında olan soru işaretlerini tam anlamıyla cevaplandırmış olacağız. Bu birinci konu. İkincisinde ise aslında Sayın Başkan'la birlikte hem geride kalan dönemi hem de bundan sonraki süreci konuşacağız. Ama bizler şundan da bahsedelim. Az önce Sayın Başkan'a sorumda biz sizi çok iyi tanıyoruz dedik. Çünkü... Orhaneli'ye her geldiğimizde Sayın Başkan mutlaka farklı noktalarda vatandaşla bir araya geliyor. Yani salı günleri pazar konusunu zaten Orhaneli halkı çok iyi biliyor. Sizin nasıl o pazarın içerisinde vatandaşla bir araya geldiğinizi ama bugün bu programda fazlasıyla konuşacağız başkanım. Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Geriye dönüp baktığımızda siz de aslında az önce söylediniz. Uzun yıllar Orhaneli'de farklı birçok noktada yine yöneticilik görevinde yer aldınız. Evet. Vatandaşı Orhaneli'yi çok iyi tanıyorsunuz Orhaneli sizi çok iyi tanıyor Ama özellikle sorum şu olacak Bu 10 yıllık süre içerisinde Geriye dönüp baktığımızda Orhaneli'de yaşam standartlarını arttıran Vatandaşların hayatını kolaylaştıran Ne gibi projeler hayata geçirildi? E, hemen ben başlıca Şöyle saymak istiyorum e, Öncelikli olarak mesela Doğalgaz e, hayatı kolaylaştıran Çok önemli e, unsurlardan birisi oldu Belki en başta sayabiliriz ee, doğalgaz 2016 yılında biz o zaman, o dönemin ilçe başkanı arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz e, ve e, bugün 2020 yılının Aralık ayında e, Orhan Elde hayata geçen bir proje olmuş oldu. E, yine e, Toki konutları 2018 yılının e, Ağustos ayında ilk etabını başlattığımız, e, ikinci etabını bu dönem içerisinde e, yaptığımız, e, yine iki, birinci etabın teslimatını da yine 2020 yılı içerisinde. 2020'nin Ağustos aylarında teslim etmiştik. 2021 yılında ikinci etaba başladık. Birinci etap 151 adetti. İkinci etap 142 adetti. 2021'de başladık. Geçen hafta pazartesi günü teslimatını gerçekleştirdik ve hala teslim edilmekte. Yaklaşık tamamına yaklaşıldı. Altyapı ve kanalizasyon çalışmaları, altyapı çalışmaları kanalizasyon, içme suyu aslında doğalgazla birlikte biz bir delilik yaptık yani e, tepkiler alacağımızı bile bile e, bir kere de bir masraf yapılsın tekraren tekraren masraf yapılmasın diye biz doğal gazın akabinde maden bütün sokakları kazıyoruz. E, biz içme suyunu da yapalım, kanalizasyonlarımızı da tamamlayalım. Ana caddelerde elektrikleri yer altına da alalım. Türk Telekom'a e, gerekli e, hatlarını da çektirelim diye çok önemli bir e, girişimde bulunduk ve önemli bir kendimize göre delilikte de bulunduk ve ee çok da iyi yaptığımızı şu anda görmekteyiz. 2019 yılında bu işe başladığımızda 2020 ve 21 yıllarında gerçekten biz ilçe halkımızın tepkisini topladık. Haklı olarak tabii ki. Ben vatandaşlarımıza o süreçlerle yani yapmamız gerekiyor. çekmeden yapılabilen bir şey değil. Ee, ama e, tüm hemşerilerim şuna inansınlar ki gerçekten biz e, hiç uykusuz geldiğimiz zamanlar oldu. E, ve buradaki bu sorunları bir an önce gidermek için. O zaman şunu söylemiştim. Bütün bu altyapıyı tamamen bitireceğiz. Ve tamamladığımızda 2023 yılının sonuna geldiğimizde biz altyapı, üst ile ilgili kesinlikle hiçbir sorunumuz kalmayacak dedik. Ve e, şu anda hiçbir sorunumuz kalmadı. Bundan sonraki süreçte önümüzde 30-40 yıl boyunca altyapı ile ilgili adeta hiçbir şey olmayacak. Yine Orhaneli'mizin geriye dönük baktığımız zaman 35-40 yıldan beri Orhaneli merkezde oturan insanlarımızın en büyük şikayet ettikleri bir şey çöplüktü. çöplükte vahşi depolama yapılıyordu. Çöplükteki vahşi depolamadan dolayı yaklaşık her gün her gün yanan ve o duman kokusuyla eee Orhaneli'yi rahatsız eden, evlerde oturan insanların evine giren o duman kokusu Çöp kokusu insanlarımızı inanılmaz düzeyde rahatsız etmekteydi. İlçe başkanlığım döneminde belki de e, hani e, en önemli sorunlardan bir tanesi olarak ben bunu nitelendiriyordum. Bir an önce yapılması gerekiyor diye. Tabii göreve belediye başkanı olarak geldiğimde ilk işimiz bu oldu ve 2020 yıl 2019'da hemen icraata geç, faaliyete geçtik ve 2020 yılında biz e, o çöplüğü tamamen ıslah ettik. 2020 yılından bugüne Oranel'in çöpleri toplanıyor. Bir e, tır e, tırın konteynerına konuyor. Depolanıyor. Ve buradan aktarım merkezinden Bursa'ya e, ayrışma merkezine gidiyor. E, ve bu gerçekten çok çok e, güzel bir hizmet oldu. E, i̇lçe halkımız e, bunu da e, insanlarımıza biz aktaralım ki unutulmasın. E, şimdi katı atıp e, yine atıp su artma tesisimiz e, doğaya e, kötü suların atılmaması için e, tüm atık suların şu anda bertaraf edilmesi ve onların içilebilir hale gelmesi ve doğaya salındığında doğada herhangi bir tahribat oluşturmaması açısından gerçekten çok önemli bir e, icraat gerçekleşmiş olduğu e, ve bunun da şu anda kapasitesi de artırılmakta. E, gölet projelerimiz oldu. E, sulama ile ilgili gerçekten köylerimizde kırsalda çok güzel e, işlerimiz gerçekleşti. Orhaneli merkezde de bir kapalı sistem sulamasının projesini tamamladık. Şu anda DSİ Genel Müdürlüğü'nde. Önümüzdeki yıllarda inşallah biz burayı tamamladığımızda Orhaneli'de şu anda 800 dönümle 1300 dönüm arasında yer e, sulu tarım olarak yapılmakta. Biz bu kapalı sistem sulamayı tamamladığımızda da 6800 dönüm yer e, sulu tarım olarak inşallah e, meyvesini vermiş olacak. Ee, yine ferrokrom fabrikası, buraya e, özellikle e, şey yapalım, e, bir parantez açalım. E, bizim bölgemiz Harmancık, Oraneli, e, Büyük Oran bölgesi, işte Balıkesir'in Bandırması'na kadar, Dursun Bey'ine kadar giden bir havzada, e, Türkiye'nin en zengin krom madenleri var. Ve bu krom madenlerinin işletmesiyle ilgili baktığımız zaman, e, Buradan ham madde olarak çıkıyor ve bu maden yurt dışına gidiyor. Bugüne kadar böyleydi. İnşallah bundan sonraki süreçte 2024 yılının Mart ayı itibariyle bu maden burada Türkiye'de işlenir hale gelecek. Bu maden o kadar çok değerli bir maden ki. Yani bugün mutfakta kullandığımız çatal kaşın o demirden paslanmaz hale gelmesinden tutalım da. Savunma sanayindeki kullanmış olduğumuz o... E, silahların kabzalarından e, namlusuna kadar uçakların gövdesinde kullanılan o paslanmaz çeliğine kadar her yerde kullanılıyor ve bize e, bizim vermiş olduğumuz madeni bugüne kadar geriye verirken yabancı ülkeler savunma sanayinde kullanamazsınız nidasıyla kullanamazsınız imzasıyla vermekteler ve biz bunu oranilde inşallah e, son bulduruyoruz. Milli bir yatırım, Cumhurbaşkanımızın takip ettiği bir yatırım ve bu bizim gayretlerimizle, bizim çabamızla Oraneli'ye yapıldı bu yatırım. Şu an itibariyle fabrikamızda yaklaşık 80-90 kişi çalışmakta. 2024 yılının Mart ayı itibariyle 350-400 kişi çalışacak. Yine buna bağlı olarak da buradaki fabrikaya maden yetiştirmek için maden firmaları şu an harekete geçmeye başladılar ve onlar da ocaklarını açmaya başladılar ve bu bölgede yaklaşık sadece maden işçisi olarak 3000-4000 kişi bir maden işçisi oluşacak. Ee, fabrikası, e, fabrikası Türkiye Cumhuriyetimizin ve devletimizin Cumhurbaşta Cumhurbaşkanımız olarak özellikle takip ederek kurdurmuş olduğu çok önemli milli bir fabrikadır ve bu da Oraneli'ye yapıldı. Şu an son aşamasındayız. inşallah. 2024'ün Mart ayında ...Cumhurbaşkanımızın katılımını bekliyoruz buraya tabii ki. Onun katılımıyla gerçekleştirmiş olacağız. Yine biz kırsalda kalıyoruz. İlçemizi hareketlendirmek istiyoruz. Bu anlamda ilçe halkımızla, esnafımızla görüşerek... ...bir cezaevi projesiyle ilgili bir karar aldık. Ve Bursa'mızın cezaevi projesini onaylı ilçemizde gerçekleştireceğiz. Hem açık cezaevi hem kapalı cezaevini orayla ilçemizde inşallah... Gerçekleştirmiş olacağız. Yani bununla ilgili e, hem yerlerin ayrış, ayrılması hem daha sonrasında e, şey olması e, yani bir proje ihalesi olması falan hepsi gerçekleşti. Şu anda sadece inşaat ihalesi kaldı. İnşaat ihalesi aşamasına doğru da geçtik. Yani projeler çizildi. Şu anda zemin ile ilgili e, zemin ötütleri yapılacak yerin. E, yerlere gelip baktılar ona göre e, yerin zemin düzlüğüne göre projelendirme gerçekleşti zemin ötütlerinden sonra proje ihalesinden inşaat ihalesine geçilecek ve inşallah 2024 yılı içerisinde e, inşaatına başlanacak ve e, kısa zaman içerisinde burada bir hareket oluşmuş olacak Bu bazıları için tabi böyle ya yani cezaevi falan gibi değerlendirilir ama ...ilçemizin ekonomik sirkülasyonunu insan hareketiyle gerçekleştiririz. Bu da gerçekten önemli bir yatırım olacak. Daha sonraki süreçlerde bundan esnafımız, köylümüz ve çiftçimiz faydalanmaya başladıkça... ...bunu daha iyi kavramış, daha iyi anlamış olacağız. Bunu da sizlere aktarmak istiyorum. Yine Beyce Meydan Kafemizi gerçekleştirdik. Yani insanlarımızın aile olarak oturabilecekleri bir yer yoktu. Şimdi çoluk çocuk aile olarak oturup e, dinlenebildikleri rahat bir yer var. E, ve adeta insan oraya halkımızın toplanma merkezi oldu. E, ve oranın kapasitesinde e, bir hükümet konağı yapmak yapmaktayız şimdi. Hükümet konağı yapıldıktan sonra e, eski hükümet konağını yükeceğiz ve oradaki meydanı tamamen büyük bir meydan haline getirmiş olacağız ve e, bu da ilçe halkımızın buradaki hayatını kolaylaştıran ve değer katan bir mesele olmuş oldu. Yine Beyce Pazarı cephe sağlıklaştırma Beyce Pazarı çok eski bir pazardır. 700 yıldan beri salı günleri kurulur ve Osmanlı döneminden bugüne adına türküler yazılan affedin ben hadi seninle kaçalım Beyce Pazarı'na dükkan açalım denilen yerdeyiz biz şu anda ve salı günleri sizler pazarımıza da geldiniz gördünüz oradaki insanlarla olan e, heyecanımızı onlarla olan paylaşımlarımızı ve biz be, e, Beyce Pazarımızı göreve geldikten sonra bereket dualarıyla başladık açmaya ve gerçekten de çok da bereketli oldu. Sonra köylülerimizden e, işgali ücreti almamaya başladık. İşgali ücreti köylülerimizden almıyoruz. E, ve köylülerimiz e, kenarda kıyıdaydılar. Şu anda köylülerimizi biz e, tam merkezi bir noktaya aldık. Köylülerimiz daha, yani bu değişime belki en başta şey olmuşlardı. Ya e, niye bizim yerimizi değiştiriyorsunuz diye. O zaman 2019'da göreve geldiğimde e, soruyordum kaç ekmek satıyorsunuz? E, 30-40 ekmek satıyoruz diyen, köy ekmeği satıyoruz diyen bizim köylülerimiz. E, şu anda soruyorum kaç ekmek satıyorsunuz? 250-260 ekmek diyorlar. Bu da aslında bizim oraniliğe katmış olduğumuz değerdir bizim hem benim hem arkadaşlarımızla birlikte misafirlerimizle birlikte her hafta Beyce pazarı bereket duası yapmamızdadır. Beyce pazarını daha iyi tanıtmamızla alakalı bir durumdur. Bursa'dan akın akın insanlar buraya organik doğal ürünler almaya geliyorlar. Organik doğal ürünün de Bursa genelinde en güzel pazarı Orhani Beyce pazarıdır. Ben herkesi beklerim. Her mevsim ayrı güzeldir Orhani Beyce bereket e, duasıyla başlayan Beyce Pazarı her haliyle farklı bir güzeldir. Yine e, Oren ilçemizde düğün salonu, mesela düğün salonu çok har, e, harabe bir yerdi. E, çok mükemmel bir yer haline getirdik. Buranın işletmesini de biz şirketimizle biz yapıyoruz. Çok güzel sunumlar yapıyoruz, çok güzel insanların memnuniyetini alıyoruz. Bu anlamda hem belediyemiz kazanıyor, hem de vatandaşımız kazanıyor. Daha önceleri 20-25 düğünü bulmazken özel sektördeyken biz aldıktan sonra buraya Alper Bey biz aldıktan sonra bu, bu sene 69 düğün yapmışız 70 düğün yapmışız yani Yani bu çok ciddi bir rakamdı 69 düğün demek bugün yani 20'lerden 25'lerden 69'a çıkmak hem ekonomik olarak anlamda getirisi hem de memnuniyet anlamında çok iyi düzeylerde olduğunu e, görmekteyiz. E, çok amaçlı nikah so nikah salonumuz yoktu belediyemizin onu gerçekleştir onu yaptık. E, spor komplekslerimiz, halı sahalarımız, tenis basket tenis kortumuz, basketbol sahamız, yürüyüş yollarımız, e, millet kıraathanemiz ve kütüphanemiz bunları hepsini bu dönem içerisinde yaptık. Yine otogaleri galeri sitesi e, yaptık bir adet. O, 27 tane otopark sitemiz var. Dükkanımızı oluşturduk hem gelir anlamında Orhani Belediyesine yine gelir sağlamakta hem de e, ilçe insanımızı ticaretle e, güçlendiren bir e, yapıyı burada oluşturmuş olduk. Yine sanayi imar çalışmaları bir küçük sanayi iki adet küçük sanayi e, küçük sanayi imar çalışması yaptık. Birisi e, Çaydere'si mevkiinde e, 430 dönüm, birisi de 160 dönüm Çöreler mevkiinde. iki ayrı yerde. Birinde şu anda bir adet mermer fabrikası yapıldı ve mermerlerimiz bizim mermer yatağı olan bir yer burası. Bugüne kadar hiç mermer fabrikası olmamış elde İlk mermer fabrikasını şu anda yaptık, çalışmaya başladı, daha yeni çalışmaya başladı. Bundan sonraki süreçte devamı gelecek ve mermer fabrikaları Orhaneli'de yapılacak ve insanlarımız bizim istihdam edilme anlamında da devam etmiş olacak. Yine. Çörelerde şu anda bir adet fabrika yapılıyor ee, ve yapılan fabrika e, otomotiv e, yan sanayi e, ve tekstil ağırlıklı olacak. E, burada da yaklaşık 150-160 kişi insan çalışacak. 9300 metrekare kapalı alanı olacak e, ve Bursa'dan önemli bir firma buraya yatırım yapmak için imar durumunu aldı. Çalışmaların temel atma çalışmalarına başladı. Bir taraftan da projesini çizmekte, temel çalışmalarında da harfiyet çalışmaları başladı. İnşallah kısa zaman içerisinde bu da gerçekleşmiş olacak. Yine bir taraftan bir de e, yine biz göreve geldiğimizde e, bir e, fabrika, tekstil fabrikası gerçekleştirdik ve bu tekstil fabrikası e, Alper Bey e, şu yani bugüne kadar gerçekten iyi düzeyde çalıştı. E, bu tekstil e, atölyesiyle de e, yaklaşık 100 kişiye kadar çıkmıştı bir zamanlar. Daha sonra bir sendika sorunu yaşandı ama yine çalışmaya devam edecek orası. Bunun yanında bakınız bizim bir belediye başkanlık konutumuz vardı ve belediye başkanlık konutumuzu biz hem turizme katkı sunması için hem de oranın bir üretim merkezi olması açısından kadın kooperatifi kültür evi ve Köy Okulları Dönüşüm Ağı Derneği var. Onlara da öğretmen eğitimi yapmaktalar. Türkiye'nin her tarafından yaz dönemlerinde yaklaşık e, 152 tane yani 150'ler grup yani 50 kişiyle 150 kişi arasında gruplar geliyor ve 650-700 kişi mesela her yıl en az 50 tane profesör gelmekte. Ülkenin farklı yerlerinden ve Orhaneli'yi tanımaktalar. Koda Eğitim Derneği'ni biz Orhaneli'ye aldık kadın kooperatifini oluşturduk ee, ve orası orayı kültür evi yapmak için de e, çalışmalarımız devam ediyor e, Burası belediye başkanlık konutuydu çok büyük bir yer belediye başkanı burada oturursa e, insanlardan uzak kalır dedik ve bizim yapımıza da uygun değil yani ben her zaman için bu insanların içindeyim Eğer öyle bir yerde oturmamış durumunda da insanlardan uzaklaşırız diye orayı da hizmete sunmuş olduk Alper Bey. Bunlar insanlarımızın hayatını kolaylaştıran ve insanlarımıza güzel hizmetler oluşturan şeylerdir. böyle kısaca bir geçmiş oldu. Vallahi başkanım şöyle söyleyeyim aslında hem Orhaneli'de yaşayan vatandaşlar için de bunu da hatırlatmış oldum. Sizler cümlelerinizi söylerken özellikle dikkat ettiğim birkaç nokta vardı. Yani hani tüm Orhaneli halkı Yapmış olduğumuz bir projeyle belki delilik yaptık, e, tepki de verdiler dediniz ama bu deliliğin sonunda tek bir e, hedef var. O da Orhaneli halkının daha konforlu bir şekilde yaşaması. Evet. Bu hedefleri siz adım adım, adım adım, emin adımlarla devam ettirmişsiniz. Bunun için ayrıca e, bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum sizlere. Ve saymış olduğunuz projelere baktığımızda altyapıdan üst yapıya, kültürden turizme istihdamdan vatandaşların ve esnafın kalkınması anlamında gerçekten nokta atışlarla e, hedeflerinizi de bir bir gerçekleştirmişsiniz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum ve şunu sormak istiyorum. Aslında Orhaneli dediğimizde e, aklımıza gelen fazlasıyla noktalar var. Ama en önemlilerinden biri de ilk olarak kırsal turizm geliyor. Evet. Kırsal turizm noktasında Orhan eldeki projeler nelerdir? Yani aslında sizin e, geriye dönüp baktığımızda yaptıklarınızı, e, hayata geçenleri duyduktan sonra projeler için büyük ihtimalle izleyicilerimize biz sizinle sabaha kadar sohbet etsek yetmez. Bunu evet. hem gözlerinizden görmek mümkün, hem iş aşkınızdan görmek mümkün. Çünkü ben Orhan ne zaman gelsem saat 5.30 buçuk altta da sabah sizde karşılaştım e, dışarıda çarşıda da karşılaştım. Pazarda da karşılaştım. Hem vatandaşta hem de hizmet aşkıyla nasıl bu hayatın sürdüğünü birebir şahit oldum. O yüzden bundan sonraki süreçte kırsal turizm konusunda projeler nelerdir başkanım? Şimdi öncelikli olarak yani bizler yöneticiler yani öne geçmiş insanlar önde olmamız gerekiyor ve yapmış olduğumuz her işin bir vizyonu olması lazım. Şimdi eee Belediyeler e, yani kendi içinde bir e, kişidir ve o tüzel kişiliği e, o büyük kişiliği oluşturma adına aslında mottoları olması lazım. Yani bütün ilçeyi kapsayan, bütün ilçeyi işte içine alabilecek bir kelimelik veya iki kelimelik böyle e, yani cümlelerle özetlenebilen şeyler olması gerekiyor. Ben arkadaşlarımla e, böyle oturdum saatlerce, günlerce hep böyle çalışmalar yaptım dedim ki arkadaşlar bir motto bulalım yani e, bu mottoyu işte diğer ilçelerde böyle farklı farklı görebiliriz ama biz Orhaneli için en güzel mottoyu e, Doğanın ve doğal insanların şehri diye koyduk e, ve bunun altını doldurmaya çalışıyoruz aslında bu bir başlık Doğanın ve doğal insanların şehri bizim ilçemizin insanları gerçekten doğal insanlardır çok güzel insanlardır yani o kadar güzel insanlarımız var ki o doğallıklarından hiçbir şey kaybetmemişler o misafirperverliklerinden o beyefendiliğinden o karakteristik özelliklerinin üst düzeyde olmasından yani Osmanlı döneminden bugüne göç almayıp göç veren bir yer ve Osmanlı'nın o nüvelerini en güzel şekilde kendi içinde barındıran bir ilçede o doğal insanlığı ve insanlığın doğallığını ve doğanın da kullanımını yani birçok şeyi yaşamaktayız son süreçlerde. İnsanlar hep doğallık istiyor, her şeyde doğallık istiyor ve o doğanın kullanımını da insanlara sunma adına doğanın ve doğal insanların şehri dedik ve başladık. Ne yaptık? İşte en başında aslında altın vuruş olarak değerlendirebiliriz. Bir raftik başladık. Raftik hikayesini de kısaca burada geçmek istiyorum. 2019'un dördüncü ayın içerisinde göreve gelir gelmez dördüncü ayın başında, dördüncü ayın üçünde görevi tevdi aldım. Yani be, e, Mazbat'a mı aldım? Ve akabinde kısa zaman içerisinde, yaklaşık 12-13 gün sonra mazbatayı aldıktan sonra raftik ile ilgili yazışmalar yapmışım. Ve RafTik Federasyonu'na, Spor Bakanlığı'na, Spor İl Müdürlüğü'ne e, DSEİ'ye e, buralara yazışmalar yapmışım. Daha sonra tekrar yapmışım. İletişime geçmişim. Ama baktım ki olmuyor. Daha sonraki süreçlerde e, bir karar alayım dedim. Bursa'daki yöneticilerimiz, il başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız onları sahil gezdirdim. Bir gün, bir kış bir günü şey e, yağmurlu bir gündü böyle. E, adeta off-road yapmıştık o zaman arabalarla. Daha sonra dedim ki ben buraya raftik yapacağım rafting yapacağım deyince, e, onlardan biraz ışık aldım ve ondan sonra e, rafting federasyon başkanına, e, diğer ilgili müdürlere dedim ki, ben yap yapıp çatacağım, kurdeleyi kestireceğim. E, Alper Bey, adet, gerçekten de böyle yaptım. Mesela raftingi yaptım, çattım, daha sonra e, bir buçuk botla raftinge başladık. Çünkü imkanlarımız, e, göreve geldiğimizden e, bugüne kadar gerçekten böyle hep kıt kanaat gitti. Bir buçuk botla e, raftik yapmaya başladık şu anda e, bu sezonda 62 adet botumuz vardı e, ve bütün bunları e, o bir buçuk botla arka, e, temin ettik e, ve hatta bir buçuk botu şöyle yani raftike başladığımızda pompa koyardık botun bir tanesine yarıda bir şey yapardık Şişirirdik, tekrar devam ederdik ama daha sonraki süreçlerde işte borçlanarak kendi kendini ödeyerek e, raftikle başladığımız e, serüvende sadece Rafdikle. E, daha sonra e, 2021 yılında ben bu raftiki tamamladım. 2021 yılında tamamladıktan sonra e, pandemi falan yaşadık. E, 2021 yılında e, bizlere o zaman e, yani yazışmalarımıza cevap vermeyenleri kurdelemizi kestirdik. Daha sonra da 20 kilometrelik etabı raftik parkuru ilan ettik. Ve şu anda 3 yıldan beri biz raftik parkurumuzda çok güzel hizmet sunmaktayız. Gelen insanlarımızı eğlendirmekteyiz. E, ve ilçemiz adına da gerçekten önemli bir turizm hamlesi olmuş oldu. Adeta turizmde bir altın vuruş e, sözcüğünü biz burada ifadesini kullanabiliriz. E, ve e, bugüne kadar 25 bin, e, sadece bu yıl 11 bin 500 kişi... Diğer yıllarla beraber 2021, 2022 ve 2023 yılları içerisinde ilçemizin nüfusu 19 bin, biz buraya 25 bin kişi getirmişiz. Bu büyük bir başarıdır ilçemiz adına. Güzel bir turizm hamlesidir. İnşallah bunu geliştirerek devam edeceğiz. Yine bungalov evlerimizi yaptık. 16 adet bungalov ev yaptık. Şu anda misafir ağırlamaya başladık. 10 tane daha bungalov evi yapmaktayız. Bunu da Bebka Bebka'dan almış olduğumuz desteklerle yapmaktayız. Bir adet restoran yaptık. Bir adet bu restoranı biz e, gerçekten böyle e, çok güzel yapmak için, e, hani oraya hikaye katmak için ve bu hikayenin e, bir e, yaşam sağlaması için e, elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. E, bir adet Osmanlı konağımız var yine bu yapı içerisinde misafirlerimizi misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz yine orada programlar yapabileceğimiz çok güzel bir konak da gerçekleştirdik. Ee, yine kırsal turizmle ilgili e, kamp ve karavan e, alanımızı oluşturduk. Ve e, biz e, Türkiye'de e, en güzel e, kamp ve karavan festivalini Bursa'da da ilk kamp ve karavan festivalini yapan ilçeyiz. E, ve ben e, o zaman şunu da söylemiştim. Bizim dağ bölgesi Bursa'ya çok yakın. Oraneli 48 kilometre Bursa'ya. Daha da yakınlaşacak. Tüneller yapılıyor. Yollarımız yapılıyor. Daha da yakınlaşacak. Yakınlaştıkça bizler doğanın kullanımı e, açısından bu festivallerle, festival turizmiyle inşallah ilçemizi geliştirmeye de devam edeceğiz. Bu önemli bir turizm hamlesidir. Yani e, kamp ve karavan festivaliyle başladık. Biz o zaman, o süreçlerde vosvos Vos festivali yaptık. Enderunculara festival yaptık. Ee, engellilerle festivaller yaptık, ee, çocuklarımıza festival yaptık ve bunlarla biz ilçemizi e, adeta böyle yani bazılarını kendi içimizde mesela bir çocuk ve engelli festivallerini kendi içimizde yaptık ama yani bunlarla işte ilçemizi tanıtmak için bizler bir gayret içerisindeyiz. Ee, önümüzdeki süreçlerde de e, bu şenlik alanımızı ve oradaki yapmış olduğumuz yeni yenilediğimiz hizmet binamızı bütün bunları ilçe halkımızın e, hem ilçe halkımızın kullanımı hem festivallerle tanıtım ve dışarıdan gelenlerin kullanımı e, çok iyi hale doğru gitmekte Orhaneli ilçesi ve ilcem e, Orhaneli ilçem gerçekten e, doğanın kullanımı noktasında ve doğanın do ve doğal insanların şehri dediğimiz noktada doğa turizmi anlamında ve kırsal turizmi anlamında Bursa'nın e, ...en güzel ilçelerinden birisidir. Kullanabildikten sonra ki biz onu gerçekleştireceğiz. Ve Bursa'nın bir numaralı ilçesi olacaktır. Başka. Yine e, Göynük Bey'in gençlik kampı var, bunu atlamayalım. E, bizim belediyemize ait e, 870 rakımlı bir yerde bir e, alanımız var. E, bu alanımızın imar çalışmalarını tamamladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte... ...Türkiye'nin en büyük gençlik kampını yapıyoruz Orhan Bu yapacağımız Türkiye'nin en büyük gençlik kampı... ...bir kere şunu da ifade edeyim... ...biz belediyeler insanların hayatlarına... ...gençlerimizin hayatlarına öyle bir dokunmamız gerekiyor ki... ...o insanların hayatına şekil veren... ...o insanların hayatlarını yönlendiren, yöneten... ...bir hal almamız gerekiyor. Bu anlamda Alper Bey... ...bizler kendimizi düşünen değil hem Orhaneli gençliğini hem de Bursa'nın gençliğini, Türkiye'nin gençliğini düşünen çok önemli bir hamle de bulunduk orada. Ve e, esasen e, yani böyle borçlarımız varken bir gayrimenkulümüzü, 85 dönümlük bir gayrimenkulümüzü değerlendirebiliriz. Belediyemizin borçlarını ödeyebiliriz. Onu alıp başka bir şeyler yapabiliriz. Ama bizim burada gençlere e, bir borcumuz var. Geleceğe borcumuz var geleceği yönetmekle ilgili, geleceği geleceği yetiştirmekle ilgili gerçekten bir kaygı içerisinde olmamız gerekiyor. Çocuklarımız bizim e, bir yılda alamadıklarını bazı kamplarda üç günde, beş günde almaktalar. Hem ahlaken, hem alışkanlık olarak e, bu çağımızın alışkanlıklarında, özellikle bağımlılıkları bağımlılıklardan uzaklaşması anlamında ve kendilerine değer verecek zamanları oluşturma anlamında çok güzel çok mükemmel bir kamp yapıyoruz. Ee, burası olduğunda da Türkiye'nin en büyük gençlik kampı Oranel'de e, ve Orenel'e çok ciddi başta Göynük Belen beldemize ve e, Oraneli'mize çok ciddi katkıları olacaktır. Yine Sada Kanyonu'nda e, önemli yenilikler yaptık. Öze, başta yolu mesela bir araç zor geçiyordu. Pandemi fırsat bildik. Pandemide yolunu genişlettik. E, ve şu anda yolu çok iyi duruma geldi. Yine e, içeride yolları ile yani o kanyonda yürüyüş yolları ile ilgili sıkıntılı olan yerleri gerçekleştirdik. E, i̇lerleyen zamanlarda e, bir takım da e, projelerimiz var. İler e, e, programın akışında bunları da aktarırım ama Sada Kanyonu da e, tanıtım olarak çok iyi noktalara geldi. Bir tane anımı anlatmak istiyorum Tabii Sada başkanım. Kanyonu ile ilgili ve hani e, bizim girişim ruhumuzu da ortaya koyan bir şey olmuş olsun. Ee, şimdi Bursa Aşırı diye bir sayfa var. Ee, orayı yöneten Hasan Alkander'dir. Ee, kendisi artık benim dostum. Kendisi kuvvetli. Ee, bir gün ona e, hiç tanımıyorum normalde. Ee, ben ona bir mesaj attım. Dedim ki Bursa'yı da çok seven bir insan. Gerçekten de Bursa Aşırı birisi. Dedim ki Hasan dostum e, ben Orhaneli Belediye Başkanı. Sizi Orhaneli'ye davet ediyorum dedi diye Instagram'dan bir mesaj yazdım. Daha sonra o bir 10-15 gün içerisinde dönüş yaptı bana. Çok mutlu olmuş. Ondan sonra mutlu olduğunu söyledi, geleceğini söyledi. Ve Türkiye'ye geldiğinde, Bursa'ya geldiğinde ilk benim yanıma geldi. Daha sonra ben kendisine, o zaman 2019 yılıydı, göreve yeni başlamıştım. Ve Sadak Kanyonu'nu gezdirdim. Ben tabii turist çekmek istiyorum. Yani buraya gelsinler, burada harcama yapsınlar, ilçemi tanısınlar, ilçemin doğasından yararlansınlar. Ee, ve biz de orada bir fazla bir fazla insan çalıştırayım ben de. Benim hedefim de bu. Ee, bir fazla kazanç elde edelim Oraneli ilçesi olarak. Gelsinler bir esnafta bir fazla alışveriş yapsınlar. Daha sonra geldikten sonra bu Telegram'dan, Instagram'dan, farklı sosyal me mecralardan paylaşımda bulundu. Dört günde, dört günde ellinin üzerinde araç girişi yaptı Sadakan Yunan. Dört gün içerisinde. Ve e, hepsi gerçekten böyle ciddi düzeyde harcama yapabilen, işte şey yapan insanlar geldi. Ve daha sonra dostluğumuz devam etti. Rafting'i tanıtmak için özel bizim tanıtım şeyimiz oldu. 25 bin kişinin yüzde 60'ı yaklaşık kuvvetli arkadaşlar. 25 kişi 25 bin kişinin ziyaret eden gelenlerin yüzde 60'ı kuvvetli. Çünkü herkesten belge alıyoruz. Rafting'e binerken oradan hepsini görüyoruz. Kim kuvvetli, kim Bahreynli, kim e, işte Türkiye'nin farklı ilçelerinden gelmiş, hepsini görüyoruz. E, bu anlamda da e, bu da e, Sada Kanyonu'nu Kanyonu canla, nasıl canlandırdığımıza dair böyle bir anekdot olmuş olsun sizlere. Evet. Buyurun. Aslında sizin söyleminizle sadece yerli değil yabancı turistlerin de e, ilerleyen süreçte de geriye dönüp baktığımızda da uğrak noktalarından biri olacak Orhaneli. En evet. azından e, yaşananlar bu şekilde ama siz bir yandan az önce anlatırken e, ben böyle bir daldım gittim. O daldığım noktayı da izleyicilerimize şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta e, ilçeye geldiğimizde başkanımızın da bahsetmiş olduğu sosyal tesiste bir kahvaltı e, yaptık. Yani aslında oranın ...nasıl lezzetlere sahip olduğunu e, buraya gelip yaşadığınızda fark ediyorsunuz. Orhaneli'ye geldiğinizde gün boyunca yapabileceğiniz birçok aktivite var. Az önce de başkanımızın dediği gibi Sağdağ Kanyonu'yla... ...yine sosyal tesisiyle ki özellikle bahar döneminde, yaz dönemindeki festivalleriyle... ...rafting apayrı bir nokta ama özellikle şunun altını ben de çizmek istiyorum e, başkanım. Bahsetmiş olduğunuz gençlerimizin madde bağımlılığı noktasında... Kötü alışkanlıklar noktasında, e, yollarını çevirme noktasında bir şeyler yapmamız gerekiyor ki Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak da her konuşmasında bunu defalarca söylüyor. E, bunun için de genç sayılmam ama teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten çok etkili noktalarla e, hizmete bugüne kadar devam ettiniz. Bunun için bir kez daha teşekkürler. Kırsal turizmden bahsettik aslında ama kırsal mahallelerimiz de var. Bu sürece kadar neler yapıldı başkanım? Bunu da sormak isterim sizlere. Şimdi kırsal mahallelerimizde e, bizim özellikle altyapı üst yapı çalışmalarımızı neredeyse tamamladık. Yani hiçbir sorunlu yerimiz kalmadı. Ve kırsal mahallelerimizin özellikle e, doğal arıtma e, merkezlerini, altyapı çalışmalarını, bunları e, yani bir tamam noktasına geldik. Tabii bunun yanında biz e, mesela ilçemizde bugüne kadar hani şöyle geri dönüp baktığımızda e, do, e, yani gerçekten e, çok güzel başarı elde ettik. 9 tane konak yaptık. Yani 9. konanın temelini geçenlerde attık. E, ve bu e, geçmiş dönemle biz kıyasladığımızda geçmiş dönemde 3 adet konak yapılmış toplam. Biz 9 e, konak yapmışız. Bunca işte pandeminin olduğu, ekonomik sıkıntıların olduğu ve eee bir de borçlu bir belediye almamı değerlendirecek olursak ki yani burada bunu da ifade edeyim. Ben göreve geldiğimde 4 milyon 160 bin dolar taksitli borcu olan bir belediye almıştım. Şu anda taksit borcum benim 150 bin dolar gibi bir rakama geldi. ne adeta hiç borçlanmadan bir şeyi geçirmiş oldum. E, tabi e, borçlanmadık ama desteklerini biz hep böyle farklı noktalardan aldık. E, ve e, çok güzel kendi yağımızda kendi e, şeyimizde kavrulur duruma geldik. E, yani bu köy konakları mesela, şimdiye kadar 3 adet ederim, biz 9 adet yaptık. E, yine tip proje desteği e, bu çok önemli bir şey. Yani insanlarımız şu anda bir proje yaptırmaya kalksa köylerde e, yani en az 50 bin lirayla 100 bin lira arasında hatta 120 bin lira falan harcadıklarını söyleyenler de var. Sadece proje için. Ama biz e, burada 5 adet tip proje vardı. Ta il özel idare 1987'li yıllarda yapılmış. Ondan sonra hiç dokunulmamış. E, ama ondan sonra biz 16 adet daha proje gerçekleştirdik. Köylerdeki en küçük yerden en büyük yere kadar hepsinin e, bir tip projesi var elimizde. Ve e, bunların kontrollerini de biz yapıyoruz. O insanlar sadece e, ölçüm ücreti veriyorlar. Dışarıdan bir haritacıyı ölçtürüp, e, lisanslı haritacıya. Onun haricinde hiçbir kuruş para vermeden e, tip projesini alıyor ve köyüne evini yapıyor oradaki insanlar. Ve bu da bizim e, insanlara, e, bizim halkımıza kırsaldaki köylülerimize mahallelerimize vermiş olduğumuz çok güzel bir e, destek olmuş oldu. E, yine meydan düzenlemeleri köylerde e, önemli bir şey bu. E, çünkü biz hep göç vermişiz. E, köylerimiz e, özellikle yaz dönemlerinde çok ciddi sayıları artmakta. Bir de bunun yanında e, e, cenazeler, cemiyetler olduğunda, bayramlar olduğunda e, çok yüksek miktarda bir e, nüfus oranı artmakta. Her köy en az beş kat artıyor. Beş kadartan köylerin meydanları güzel olması lazım, büyük olması lazım. Cenazelerde, cemiyetlerde, bayramlarda köy hayırlarında kullanılabilecek e, sundurmalarını yaptık. E, şu ana kadar 17 adet, o, 17 köyün sundurmasını köy meydanlarına veya onların uygun gördüğü yerler. E, bir cenazeye geldiğinde bir insan bir pilav yiyecek, kenara çekilip e, bir şeyde e, yemesi gerekiyor. Veya bir e, cemiyet olduğunda yağmuru var işte sıcağı var yine kapalı bir alan olması gerekiyor biz şu ana kadar 17 tane köy meydanlarına sundurmalarımızı gerçekleştirdik meydan düzenlemelerimizi yaptık yine köylerimizde kırsalda imamlar geldiğinde köylerde durmuyor neden İmam evi yok veya imamların işte kalacağı yerler kötü durumda şu ana kadar 20'nin üzerinde imam evi tamiratı yaptık Yeni yaptıklarımız da var. Yeni imam evi yaptıklarımız da var. Bazı yerlerin okullarını imam evine çevirdik. Okul lojmanlarında, kapanan okul lojmanlarını. Bazı yerlerde kendimiz yeni sıfırdan imam lojmanı yaptık. Şu anda bu son tayinlerde boşaldı. Onun öncesinde imamlarımızın mesela 76 tane imam var, hepsi tamamdı. Yani burada ilçede tamamı şey durumdadır. Şu anda 13-14 imam eksiğimiz var. Onlar da tamamlanır. Çünkü niye tamamlanır? Bizim orada imam konaklarında imamların konutlarında sorunumuz olmadığı için. Yine tarım ve hayvancılık konusunda desteklerimiz var köylerimize. Aslında başkanım ona ilgili bir soru daha yönelteceğim tarım ve hayvancılık konusunda. Şunu da izleyicilerimize söyleyelim. Hem ulusal hem de yerel e, kanallardan ortak yayınımız devam ediyor. İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden de yayınımız devam ediyor. Başkanımız soruları yanıtlıyor. Çok güzel yorumlar var. E, programın sonunda vakit kalması halinde yine e, bu yorumları da e, yine vakit kalması halinde sorularımızı da başkanımıza yönelteceğiz. Ben aslında e, sıradaki soruyu sorayım başkanım. Dağ yöresinin kalbi diyoruz Orhaneli için ve e, tarım ve hayvancılık konusunda da e, birçok noktaya değinildi. Neler yapıldı bu süreçte tarım ve hayvancılık konusunda? Ee, tarım ve hayvancılık konusunda e, tabii bizim en büyük aslında kanayan yarımız burası. E, benim bir önerim her, her zaman her daim oluyor. E, buradan da bunu yapmış yapmış olayım. Biz gençlerimizi burada tutabilmek için e, tarım ve hayvancılığa e, çok ciddi destekler olması gerekiyor. Bu desteklerin en başında şunu koyuyorum. Ee, özellikle 18 ile 40 yaş orası olabilir. 18 ile 50 yaş orası olabilir. Tam üretken zamanı insanların. Bu üretken zaman insanlarımızın üretken zamanında e, bizim insanlarımız e, sosyal güvencesini ödeyemediği için gençlerimiz birçok e, birçoğu e, bursalara gitmekte ve sosyal güvencesini devletimizin ödemesi durumunda. Yani birçok yere devletimiz bu anlamda yardımlar yapıyor. İş adamlarına Üretmelerin noktasında e, sosyal güvencelerini ödüyor işçi e, üreticilerin. E, biz de burada e, tarımla uğraşan, e, kırsalda tarımla, özellikle kırsalda tarımla uğraşanların e, sosyal güvencelerinin devlet tarafından ödenmesi ve kırsalı da e, her il kendi içinde belirleyerek inşallah bu göçü de e, belli bir oranda durdurmuş olur. Ve en önemli sorunlarımızdan bir tanesi, çiftçiliğin gitgide azalması bunu artırır duruma getirir diye düşünmekteyim. Yine bizim tohum ve fidan desteklerimiz çok iyi düzeyde gitmekte. Oraylı ilçesi yapısı gereği ve toprak yapısından dolayı üzümsü meyvelerde çok ileri noktaya geldi. Benim ilçe başkanlığımdan beri takip etmiş olduğum üzümsü meyvelerde çok güzel noktalara geldik. Bundan sonraki süreçte de ee, yine ilçemiz bu anlamda e, örnek bahçelerin kurulmasıyla, örnek seraların kurulmasıyla çok iyi noktalara gelecek. Yine e, ilçemizde biz inşallah önümüzdeki süreçlerde e, termal e, turizmi, termal tarımı aynı anda ilçemizde gerçekleştirmiş olacağız ve e, ilçemizin gelişimi anlamında e, ciddi anlamda bu konuda da e, şeyimiz söz konusu. Yine Büyükşehir Hagel'den e, ciddi destekler aldık. E, gerek arpa tohu, arpa e, buğday tohumu, e, yine e, ot bitkileri tohumu olmak üzere her yıl e, bunlar zamanı geldiğinde dağıtılıyor. Küçükbaş, büyükbaş hayvan dağıtımını e, ormanın orköy e, kapsamındaki e, desteklerinden e, en en ciddi yararlanan ilçelerden bir tanesi Oran Orhaneli'dir. E, bunu her yıl e, yine köylerimizi belirleyerek orman müdürümüzle beraber gerçekleştirmekteyiz. Yine seracılık faaliyetleri, seracılık faaliyetleri ilçemizde özellikle çiçek bitkileri noktasında yaklaşık bu dönem içerisinde geçmiş dönemlere göre 20 kat falan arttı. Bu da ilçe halkımızın hem istihdamında çok önemli bir şey sağlamakta hem de güzel bir, şey oluşturmakta. Yani ilçemizin sera e, seracılıkla ilgili anlayışını daha da ileri noktaya getirmekte. E, yine ilçemizde yeni yeni yapılan çiftlikler var. E, bu çiftliklerle ilgili de TKDK özellikle e, bu bireysel girişimlere çok ciddi destekler veriyor. Ve bu şekilde devam etmekte. Şöyle söyleyeyim, mesela bir yaban mersini şu anda Türkiye'de e, kendinden söz ettiren önemli meyvelerden birisi. E, bu yaban mersini e, 2014 yılında ben ilçe başkanı olduğumda 300 metrekareydi bir bahçede. Sadece bir kişi de vardı ve 300 metrekareydi. Şu anda e, o zaman bir çiftçi vardı, şu anda e, 170-180 çiftçi oldu e, yaban ile ilgili. Sadece Orhaneli bölgesinde üretim yapan e, kişi sayısı. E, bu da e, geleceğe dair önemli bir e, hamledir e, diye düşünmekteyiz. Başkanım aslında şundan da bahsetmek gerekiyor. 2019 yılı öncesi de yine ilçede birçok noktada yöneticilik yaptınız ama 2019 yılı itibariyle gönül belediyeciliği sloganıyla yola çıkmıştınız. Bugün itibariyle baktığımızda bu kapsamda Orhaneli için yani az önce hep cümlelerinizde yer aldığında ya ilçem, benim ilçem, benim Orhaneli'm yani bu kadar sahiplendiğiniz gerçekten hani her anıyla burada yaşadığınız Orhaneli için sosyal ve kültürel anlamda projeler neler oldu? Ee, yani şöyle belediyecilikle ilgili ben hep şunu söylerim. Yani e, işte altyapı yaparsın, üst yapı yaparsın ama insana dokunmadıktan sonra, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmadıktan sonra, özellikle sosyal anlamda bir iyi bir yönetici olmadıktan sonra e, çok da fazla anlamı e, kalmıyor ve kalmaz diye de kendi kanaatimi belirtmek istiyorum burada. Şimdi bizler kültürel anlamda etkinliklerimiz, şenliklerimiz, festivallerimiz, yine kamp karavan festivalimiz gibi birçok şeyler gerçekleştirdik. Yine 9 Eylül Kurtuluş etkinliklerimiz, çocuk şenliklerimiz, engelli şenliklerimiz, kültür gezilerimiz, bütün bunlar işte sinema ve tiyatro gösterileri hem ilçemizde hem ee, dışarıya taşımış olduğumuz insanlar oldu. Ee, bu kültürel etkinliklerimizin yanında en önemli meselemiz işte sosyal hizmetler. Onlara değinmek istiyorum. Ee, bizler e, yani ben yapı gereği de e, yani gerçekten merhametli bir insan olduğumu e, çok net bir dille ifade edeyim. E, yani eğer üzülen bir insan varsa onunla beraber üzülebilirim. Ağlayan birisi varsa onunla beraber ağlayabilirim. Bu yapıya sahibim. Ee, ve hani belki geldiğim yer itibariyledir e, yani genç geçtiğim yani çocukluğumuzda e, gerçekten hani e, bir çiftçi ailesinden gelen ve e, esasen muhtaçlık yaşamış bir aileden gelen e, bir yapıya sahip olduğumdan belki e, bunlar e, bunları e, bana kendim kendi vicdanım emrediyor e, Bu anlamda Mesela biz Göreve geldikten sonra bir dosteli mağazası kurduk. Ee, ilçe, e, ilçe belediyesinin bir e, sosyal işler birimi yoktu. Sosyal işler birimi kurduk. E, oraya e, arkadaşlarımızı istihdam ettik. Daha sonra bir dosteli mağazası kurduk ve dosteli mağazasında bizler nasıl giyinebiliyorsak e, bu muhtaç aileler de öyle giyinecek dedik. Ve oraya ikinci el kıyafet hiç sokmadım. Göreve geldiğim günden bugüne e, her yıl sadece bayramda seyranda değil. Her gün şurada sokakta geçerken eğer birinin üstünü başını beğenmeyeyim hemen o, o, kişiyi ben oraya gönderirim orada giyin, giyindirebiliyorum. Ve Dosteli mağazamız bugüne kadar binlerce insanı giyindirdi ve binlerce insanı bir de Dosteli mağazamızı biz oluştururken hiç kimseyi rahatsız etmeden Alper Bey bizim burada hemen arkamızda otoparkın eksi üçüncü katında eksi üçüncü katında ee, bulunmakta. Vaktimiz de geliyor. Yani bir ona evet. <laughs> ee, ve o burada kimseyi rahatsız etmeden e, giyinmesini e, bütün A'dan Z'ye ayakkabısından e, gömleğine, ceketine kadar giydirmekteyiz. E, yine e, bizim işte hoş geldin bebek projemiz var. Bu hoş geldin bebek projesiyle ailelerimizin yapısını öğrenebiliyoruz hem ziyaret ederek hem de o kişinin mutfağına giriyor arkadaşlar. Ve önemli şeyler de yakalayabiliyoruz. O ailelerden çok ciddi şeyler yakalayıp daha sonra onların geleceğine dair o çocuk büyüyene kadar onlara baktığımız insanlar var. Yine engelli hizmetlerimiz var. Araç desteğimizden tutalım da doğum günü kutlamasına kadar. Doğum günü kutlaması deyince biraz hızlı hareket edeyim zamanı yetiştirmek için. Bir gün çarşıdan gelirken yaşlı bir teyzemiz bana seslendi. Ben de tezgahın arkasına geçtim. Şurama yaslandı ve yani sevinç gözyaşlarını döktü. Biraz da hüzünlüydü. Dedi ki ya bende engelli bir çocuk var. İki yıldan beri doğum gününü kutluyorsunuz. Annesi babası ayrıldılar, bıraktılar bana bir gittiler. Hiç halini hatırını sormadılar. Ama siz dedi iki yıldan beri bunun doğum gününü kutluyorsunuz dedi. Yani inanın tüylerim diken diken oldu ve dedim ki hani biz bu görev işte bunun için yapıyoruz diye e, o gün dua etmiştim. E, yani Rabbim e, bu tür meseleleri e, her zaman önümüze çıkarsın, her zaman e, bize nasip eylesin. E, hani e, geriye dönüp bakalım dört buçuk yılı bir kenara koyalım sadece o bile yeter bana belediye başkanlığım için. E, bunu da tüm samimiyetimle söylüyorum hani böyle e, şey olsun diye söylemiyorum. Ee, ve hani e, ben arkadaşlara hep şunu söylüyorum arkadaşlar ne yaparsanız yapın eğer bir kişi muht bir muhtaç aile eğer aç açık kalıyorsa e, biz bu görevi yapmadık e, sayın diye bütün arkadaşlara her toplantımda söylerim ve bunu da üstüne basarak böyle e, arkadaşlara bunu e, aktarabilirim yani engellilerimizi işte kültürel geziler yapmışızdır. E, afet yardımları, evleri yanan insanların her zaman yanında oldu. E, şu ana kadar 23-24 tane ev yandı, hepsine yardım etmişizdir Alper Bey. Hepsine e, yardımımızı götürmüşüzdür. Bun e, ve tüm hemşerilerimiz buradan da e, mutmain olsunlar. Yani hem belediyenin imkanları hem hayırseverlerin imkanlarıyla o e, evi yanan insanların hep yanında olmuşuzdur. E, bunu da buradan bu şekilde aktarmış olayım Başka, Alper Bey. Son Hemen izleyicilerimize şunu da söyleyelim Aslında e, Ali Başkanımızın Bahsettiği tüm detayları Tüm noktaları sosyal medya sayfasında Ben e, Orhan Ali'ye gelmeden önce Birçok kez izledim Okul ziyaretlerinde işte okul başkanının vaadi ben eğer sınıf başkanı yaparsanız e, belediye başkanı sınıfımıza gelecek pasta ile gittiniz. Yine öğretmenler gününde 29 Ekim'de farklı özel günlerde birçok noktada yer alıyorsunuz ki en son bir okul ziyaretinde o çocukların nasıl sarıldığını size bizzat şahit oldum e, ve aslında hemen ardından da size onu söyledim başkanım çok doğal dedim. Ve bunu gerçekten birçok kişinin de bilmesi gerekiyor dedim ama başkanım bunu bu noktada biraz mütevazı davranıyor ama olur. bu görüntüleri izlemek isteyenler hem Orhaneli Belediyesi hem de Ali Başkanım'ın Ali Aykur sayfasından, sosyal medya sayfalarından ulaşabilirler. Başkanım son sorumu soracağım size. Aslında çok güzel konular var ama süremizde bir yeri kadar. Yeniden aday olur ve göreve devam ederseniz. Evet. Elbette planladığınız projeler mutlaka vardır başkanım. Tabii, tabii. Bunlardan da bahsetmenizi rica edeceğiz. Ya tabii ki biz ilçemizle ilgili heyecanlıyız tabii ki ve hani daha çok hizmet nasıl yapabiliriz, neler getirebiliriz, bunun derdi tasası içerisindeyiz. Şimdi bu dönem içerisinde aslında yapıp icrate geçirmek istediğim ve gerçek, yapımını gerçekleştirmek istediğim şehitlik ve millet bahçesi var. Ee, biz Osmanlı e, Cumhuriyet döneminde e, Çanakkale Savaşı'nda e, en fazla şehit veren ilçeyiz. Başkanım, Türkiye'de en fazla şehit veren ilçe. Ama şu anda bir soru geldi size bunu soracaktım. Tabii. Ya şu anda yani olur bir aklıma hani baktım acaba sizde de okuyor musunuz sorular diye. 2019 e, seçim vaatlerinizin ardından biz bu seçimde e, tekrar başkanımız olmanız halinde Orhaneliye Çanakkale Şehitliği evet her eve tatlı su verilmesiyle ilgili proje tabii ki hemen yani söyleyeyim. Yani size çünkü soru geldiği anda siz konuya girince dedim <laughs> acaba başkanı da mı soruları şey yok, aynı şey yok. Sistem sistem <laughs> de açık diye düşündüm. Şimdi şehitlik projemiz e, bizim proje haline getirdik. Yerimiz belli ama ekonomik durumlardan dolayı e, biz ona başlayamadık. E, ekonomimizi az bir şey düzeltelim hemen başlayacağımız ilk projelerden bir tanesi şehitlik projesi içme suyuyla ilgili de e, Karesi Köyü'nden e, kayaların dibinden çıkan ve çok mükemmel bir suyu e, 22.800 metre uzaklıktan bunun 15 bin metresini tamamladım 7000 metre 7 bin metrelik bir alanı kaldı 7 bin metrelik alanla ilgili de e, tarla sahipleriyle görüşmemi yaptım orayı da şimdi başlatıyoruz boru satın almasında gerçekleştirdim o da geldiğinde e, su depolarında bin bin iki bin ton olarak su depolarında yaptırdım burada e, buraya kadar su, e, borular hatlar döşendi sadece yedi bin metre kaldı şöyle o 7000 metrede tamamlandığında bu işte gerçekleşmiş olacak içme suyu ile ilgili e, sıkıntı tamamlanmış olacak yine yapmak istediklerimizden engelsiz kampüs engelsiz kampüs e, şöyle bir e, model oluşturacağız kurum görüşlerini istedik bile adlandırdığımız o, Bursa'dan çıktıktan sonra 13 kilometre uzaklıkta, Oraneli ile Bursa arasında tam Kapıkaya'nın dibinde önemli çok mükemmel bir yerde iyi bir destinasyonda bir 18 dönüm üzerinde bir engelsiz kampüs yapacağız. Engelsiz kampüs şu var: engelli çocuğu olan insanlar şöyle bir dua ederler, çok zor bir duadır. Allah'ım benden önce onun canını al diye Allah kimseye yaşatmasın. Ama başa gelen çekilir. Biz de onlar, onların derdiyle dertlenelim diye e, çok güzel bir kampüs e, projesi gerçekleştirdik. İçinde restorantı var, içinde e, e, at binme yeri var, içinde seras küçük seraları olacak, e, çiftliği olacak. Bir de pansiyonlar olacak. Alt katta engelli çocuk kalacak, üst katta aileler kalmak isterse aileler kalacak. E, ve bunların e, kardeş aileler oluşturacağız. Her biri birbirine bakacaklar. Buranın e, tüm geliri, bunu Kapıkaya'nın tam karşısında olacak. Kapıkaya'dan şelale akıtacağız dibinden hemen dere geçiyor ve yapay bir şelale olacak ama Türkiye'nin en en yüksek şelalesi olacak. Hemen şelalenin karşısında çok güzel, çok mükemmel e, bir restoran oluşturacağız ve bu restoran, Alper Bey, tüm kazançları, oranın tüm kazancı, e, hem pansiyon gelirleri, hem e, e, oranın restoran gelirleri engellilerimiz için oluşmuş olacak. Bu engelsiz kampüste inşallah Bursa'mıza ve tüm Türkiye'ye belki de örnek olacak, güzel bir şey olmuş olacak, proje olmuş olacak. Hızlı hızlı geçmek istiyorum. Bir adet 120 apartlık bir artı bir yurt binası gerçekleştireceğiz. Gençlik ve Kültür Merkezi yapacağız. Projeler her şeyi tamam. Sada Kanyonu Kır Lokantası ve Seyir Terası Seyir Terası olacak. Doğa turizmi trekking yolları. Dokuz adetini belirledik. Toplam 22 adet belirledik ama dokuz tanesini haritalandırmasını da belirledik. Şimdi rehberler yetiştiriyoruz. Rehberler yetiştirdiğimizde özellikle cumartesi, pazar inanılmaz bir insan akımı oluşturacağız buraya. Cebinizde bir sistem indireceksiniz. Oradan hiç kaybolmadan oradaki o trekking yolları sizler de yürüyebileceksiniz. Bunu turizm bakanımızla iki kez görüştüm. Ee, ve bu projeye de e, ciddi anlamda desteğini sağlayacak Turizm Bakanımız bunu da aktarmış olayım. E, yine çok güzel bir macera parkı yapacağız Oraneli'ye şu anki Beyce Doğal Yaşam ve Spor Merkezi'ne. E, kapalı yüzme havuzu projemizi tamamladık, yapıyoruz. Fitness salonu projemizi tamamladık. Spor Bakanlığı'nda e, termal turizm e, 18 adet e, kaynak var. Ruhsatlandırdık. E, şu anda ruhsatımızda bu 18 adet kaynağı Oraneli'ye getireceğiz. Bir milyon dolar gibi bir para ihtiyacım var. Sağladığımda inşallah Orhaneli'yi sıcak suyla buluşturacağım. Bütün turizm alanlarına inşallah bu sıcak suyu vermiş olacağız. Ee, Orhaneli meydan düzenlemesi yine o hükümet konağı falan yıkıldığında arka tarafında o beton verme üç tane bina var. Onları gel, yıkımını gerçekleştireceğiz. Ee, korumada iki tane bina var. Onları e, restorasyonu yapıp çok mükemmel bir meydan. Yani Bursa'nın belki en geniş meydanına sahip bir ilçe yapmayı hedefimize koyduk. Ee, yine kentsel dönüşüm, özellikle Gazipaşa'dan başlayıp tüm ilçede gerçekleşecek kentsel dönüşümü projelendirdik bile biz bunu. Yani nasıl, hangi mantıkla yapacağımızı da projelendirdik. Rezerv alanlarımızı da oluşturduk. Ee, deprem lojistik merkezi, bunu atlamayalım. Çok önemli bir mesele. Çünkü bizim buralardan göndermiş olduğumuz sular, akşam su dondular e, ve patladılar. Ee, ve burada biz deprem lojistik alanlarını depreme dayanıklı en güzel dağ bölgesidir. Dağ bölgesinde biz e, yerimizde hazırladık sayılır. Yani şey olarak böyle. E, bunu e, hayırseverlerimizin desteğiyle e, burada AFAD'la görüşerek, valimizle görüşerek inşallah bir deprem lojistik merkezi. Deprem lojistik merkezi normal zamanlarda STK'ların kullandığı Kızılay gibi İHA gibi e, AFAD gibi der, e, derneklerin ve e, kuruluşların kullandığı e, bir yer olacak ama deprem olduğu takdirde de e, depolama sistemi yüksek kapasiteli olan ve ısıtması soğutması hem ısıtması hem soğutması olabilen bir yer deprem lojistik merkezi e, oluşması lazım e, ara sıra bu aralarda sallanıyoruz Allah depremi ne kadar geciktirirse o kadar çok fayda olacaktır çünkü kentsel dönüşümü hala gerçekleştirmedik ee, yine e, restorasyon e, proje faaliyetlerimiz var. oraya ilçemizde. E, et entegre tesisi bu dönem için söz vermiştik yapamadık. Et entegre tesisi ve hayvan pazarını e, Söğüt yol ayrımına e, 80 dönümlük bir alana yer almıştık DSİ'den. Oraya gerçekleştireceğiz inşallah. Organik köylü pazarını e, birkaç noktaya kuracağız. E, yine Türkiye'nin en büyük yapay şelalesi biraz önce bahsetmiş oldum. Bunları hedeflerimize koyduk. E, ee... Valla başkanım ağzınıza sağlık. Teşekkür ben teşekkür ederim. Size şunu hemen söyleyeyim kapanışta. Şimdiden bir kez daha yolunuz açık olsun diye. Teşekkür ederim. Çok Allah sağ olun. razı olsun. Allah Bizleri çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür evet. ediyoruz sizlere de. İzleyicilerimize hemen bahsedelim. Aslında projeler noktasında ilerleyen süreçte hangi projelerle Orhaneli vatandaşlar Orhaneli halkı karşılaşacak? Başkanımız aktardı ama başkanımızın öyle bir medya ekibi var ki yarından sonra zaten az önce bahsettiğimiz sosyal medya hesaplarından madde madde bundan sonraki süreci izleyebileceklerdir. En azından bu yayını kaçıranlar için bunu da belirtmiş olalım. Çok keyifli bir yayındı. Bunu da hatırlatalım. Artık yavaş yavaş Orhaneli'de sözümüzü noktalıyoruz. Bu akşam konuğumuz Orhaneli Belediye Başkanımız Sayın Ali Aykurt'tu. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın.